Şimdi en son e, değişken isimlendirme, değişkene değer atama, değer atama da yaptık biraz. Direkt değer verme demiştik. Bir de e, aslında fonksiyonla değer verme işlemine gireceğim. Çünkü fonksiyonla değer verme işine girince aslında işte dönüş değeri olan ve dönüş değeri olmayan fonksiyonlar şeklinde bir olay ortaya çıkıyor. O da şuradan. Şimdi şöyle geçmişte yazdığımız kodlara bir bakalım. Değer atamalarını aslında burada da bir nevi fonksiyonla değer atamış oluyoruz. Yani bir işlem neticesinde ortaya çıkan bir değeri z'ye atamış oluyoruz. Aynı zamanda e, burada değişken tanımlamanın dışında değişken çağırma işlemi de yapmış oluyoruz. Yani biz bu değişkeni ismini yazarak çağırmış oluyoruz. Veya işte print bir fonksiyona değer olarak gönderebiliyoruz. Değişkenin ismini göndererek. Ya bu değişken ismini kullandığınızda aslında değişkeni çağırmış oluyorsunuz. Fonksiyon çağırmaktan farkı özellikle aklınızda bulunsun. Fonksiyonun ismini çağırırken aynı zamanda süslü şey, süslü diyorum pardon özür dilerim. Normal parantez açıp kapatmanız gerekiyor ki bu çağırdığınız şeyin bir fonksiyon olduğu anlaşılsın. Bu bir fonksiyondur. Eğer çağırdığınız şey... E, parantezle bitmiyorsa o zaman bu bir değişkendir. Çağırdığınız şey normal bir değişken. Tabi şunu da unutmamak gerekiyor. Biz e, değişken türlerinden bahsederken ilkel veri tiplerinden ve e, yani veri tiplerinden bahsederken işte ilkel veri tiplerinden ve koleksiyonlardan bahsettik. Ve karışık yani karmaşık kombine veri tiplerinin var olduğuna biraz değindik. Yani öyle bir şeyin var olduğunu söyledik. Onlardan biri de aslında fonksiyon. Yani fonksiyon da aslında bir veri tipi. Şöyle sileyim burayı. Fonksiyon dediğimiz şey de aslında şu şekilde ne demiştik? Bir değişken tanımlarken değişkenin ismi, türünü yazıyoruz. Önce değişkenin türünü. Bu bir fonksiyondur diyoruz. Mesela bu bir fonksiyon. Fonksiyon ismi eşittir deyip şöyle bir fonksiyon tanımlayabilirsiniz. Bu şekilde de fonksiyon tanımlamış olursunuz. Bakın fonksiyondan örnek oluşturmak için ne yapıyorduk? Fonksiyonun e, süslü parantez bırakıyorduk. Şey normal parantez ben bugün normal parantezle süslü paranteze karıştırıyorum kusura bakmayın. E, parantez bırakıyorduk sonra da yapacağımız işlemi fonksiyonun gövdesi içine süslü parantezler içine yazıyorduk. Örneğin e, print deyip ekrana merhaba Merhaba yazdırmak istiyoruz. Merhaba. Bu şekilde de fonksiyon e, oluşturmak mümkün. Yine burada fonksiyon çağırırken bu bir e, fonksiyon ismi. Şöyle kopyalayalım. Bu bir fonksiyon ismi diyerek direkt çağırabilirsiniz. Ben bu fonksiyonu çağırmak istiyorum deyip direkt çağırabilirsiniz. Şu şekilde çalıştıralım. Merhaba. Gördüğünüz gibi fonksiyonu çağırdım. Noktayı hatırlıyorsunuz. Nokta neydi? Bir değişkenin veya işte bir e, tipin detayına gitmek için, detayda onun özelliklerine erişmek için. Onun özelliklerinde eriştiğiniz şeyin sonuna yine parantez koyuyorsanız aslında onun içinde bir fonksiyon çağırıyorsunuz demektir. Yani parantezle biten bir şey, şöyle parantez açıp kapamayla biten bir şey fonksiyon çağırmadır. Bunun olmadığı zamanlarda bir değişken çağırmadır. Yani buradaki değişken çağırma olayına değinmiş olduk. Şöyle burayı da hemen işaretleyelim. Şimdi değer atama kısmında direkt değer atama olayını halletmiştik. Bir de fonksiyon ile değer verme. Şimdi siz bir fonksiyonla değer vermekten kastımız bu. Daha önce fonksiyon tanımlama şekillerimizi hatırlayın. Ee, örneğin, selam ver diye bir tane fonksiyon yazmıştık. Selam ver. Fonksiyon tanımlamak için ne yapıyorduk? Parantez açıyorduk, sonrasında süslü parantez açıp kapat. Fonksiyonumuza isim verdik. E, print merhaba dedik. Merhaba. Boşluk. Mesela burada artık değişken tiplerini bildiğimiz için string isim diyebiliriz. String isim. Şimdi de, yani string türünde bir değişken istiyor ve onu alıp artı diyelim isim şeklinde kullanıyoruz. Merhaba. Şimdi bunu kullanırken selam ver. Burayı önceki ilk derste zaten detaylı işlemiştik. O yüzden hızlı bir şekilde değinmeye çalışıyorum. Merhaba Ali olsun bu. Selam ver diyeceğiz. Ali'ye selam ver yani. Şimdi ne yapmış oluyor? Merhaba Ali diyor. Bu fonksiyon içine değer alan, parametre alan fakat dışarıya herhangi bir şey vermeyen, döndürmeyen diyoruz. Dışarıya bir şey döndürmüyor bu arkadaş. Şimdi döndürme ne demek veya işte dışarıya değer e, gönderme ne demek? Şu anlama geliyor. Bunun sonrasına değer gönderip göndermeyeceğini şu şekilde söylüyorsunuz. Mesela bu aslında void. Ben yazmadım ama aslında bu void. Void ne demek? Ben dışarıya herhangi bir değer göndermeyeceğim demek. Dışarıya değer göndermeyen göndermeyen fonksiyon void void tipi yani fonksiyonun tipini belirtmiş oluyoruz. Dışarıya değer göndermeyen fonksiyon. Yani ne yapıyorsa kendi içinde yapıyor. Bakın ne yapıyorsa kendi içinde yapıyor. Peki toplama işlemi yap dediğimiz zaman aslında toplama işlemi yap diye bir şey belirtsek ve integer olduğunu söylesek. Bakın bu toplama işleminin sonunda bir integer verecek. Toplama işlemi yap. Aslında bunun yapacağı şey iki tane integer'ı almak. Ee, birinci değer birinci e, parametre ve int ikinci parametre bu şekilde iki tane değeri alıp toplayacak ve ne yapacak şöyle diyelim int toplam yani işlemin toplam şeyi eşittir aslında gelen birinci parametre birinci parametre artı ikinci parametre bu şu anda toplamı bulduk değil mi? Bu fonksiyonun işte dışarıya şöyle diyelim. int dışarıya int türünde dışarıya int tipinde tipinde değer gönderen gönderen fonksiyon. Şimdi dışarıya değer gönderecek ya. Buradaki anahtar kelimemiz return. Return. Return toplam. Zaten siz bunu yazmadan önce dikkat ederseniz sağ tarafta bir uyarı vardı. Onu şöyle geri alalım. O uyarıyı tekrardan görelim. Şöyle diyor. Şöyle geliyorum bakın. Diyor ki bu fonksiyon dönüş tipi olarak return tip yani dönüş tipi olarak integer olduğunu söylüyor. Fakat return durumu yok. İçeride bir return'lük bir şey yok. Bir return olması gerekiyor diyor. Bu üstteki bilgi bunu bize söylüyor. Aslında üstteki fonksiyonun içinde de return ifadesi yok. Ama zaten başında biz herhangi bir şeyi return etmeyeceğini yani geriye dön, göndermeyeceğini söylemiş oluyoruz. Burada return toplam diyoruz. Yani işlem yaptın ya kendi içinde kalma. Bir değer ürettin ya bir işlem yaptın. O zaman bu işlemin sonucunu dışarıya gönder. Dışarıya gönder. O da şöyle oluyor mesela return anahtar kelimesiyle kelimesi ile fonksiyon dışına fonksiyon dışına aktarmak istediğimiz şeyleri şeyler diyeceğim çünkü herhangi bir şey olabilir bu şeyleri e, dışarı göndeririz göndeririz şimdi ne oluyor dışarı göndermek yani normalde şimdi ne yaptık selam ver şeklinde aynı şekilde toplama işlemi toplama işlemi yap diye bir fonksiyon yazdık yukarıda. Ve buna iki tane sayı verdik. İşte 32 ile e, 67. Ne olacak? Aslında şu anda e, hatta şöyle yapalım. Dışarıya göndermeden önce, bakın dışarıya göndermeden önce şöyle diyelim. Oluşan e, oluşan toplam değerini toplam değerini Dışarı göndermeden önce konsola yazdıralım. Konsola yazdıralım. Yani herhangi bir şey yapabilirsiniz. Bunu ürettiniz illa dışarı göndereceğiniz diye bir şey yok. Print diyelim ve toplamı konsola yazdıralım. Şimdi çalıştırıyorum. Konsolda toplamı görmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi toplam 99. Peki bu fonksiyonun o zaman bu fonksiyonlar ne farkı var? Hiçbir farkı yok şu anki şekliyle. Çağırma şekli aynı. Her şey aynı. Sadece şöyle bir durum var. Aslında bunun dışına dönen bir değer var. Dışarıya ilettiği bir değer var. İstersen kullanabilirsin demek. Yani şunu yapabilirsin. Şunun başına gelip int işte toplam değeri diyelim. Toplam değer. Değeri. Eşittir deyip bakın. Şimdi bir değişken. Önceki dersin değişken tanımlama konusunu hatırlayın. Değişkenin tipini belirttik. Değişkenin ismini belirttik. Eşittir ile bu değişkene bir değer atayacağımızı söyledik. Sonrasında dikkat ederseniz değer yani bildiğimiz anlamda sabit bir değer yok. Bir fonksiyondan yardım istiyoruz. Bize değer versin diye. Değer versin diye. Burada dikkat edeceğiniz şey bu fonksiyonun geriye döndüreceği değer ile sizin veri tipinizin aynı olması lazım. Değişkeninizin tipinin aynı olması lazım. Yani şöyle deseniz double toplam değeri diye bir double üret deseniz hemen hata verecek. Diyecek ki bu arkadaş size şöyle sağ alttan hatayı gösteriyor. Diyor ki bu bir e, integer üretecek. Yani bu fonksiyon senin çağırdığın fonksiyon bir integer üretecek. Sen ise bunu bir double'a atamaya çalışıyorsun. Assigned kelimesi sözlüğünüze ekleyeceğiniz kelime bu assign atama demek. Siz böyle bir atama işlemi yapamazsınız. Bunu söylemiş oluyor. Yani böyle bir atama mümkün değil. Integer üreten bir fonksiyon ancak integer bir değişkene, integer tipindeki bir değişkene değer ataması olarak verilebilir. Sonrasında bunu ıı, işlem neticesinde, yani fonksiyon neticesinde elde edilen değeri konsola yazdıralım. Konsola yazdıralım. Yani print toplam değeri. Bu şekilde şöyle çalıştırıyorum. Dikkat ederseniz ikisi de 99. Hangisi önce hangisi sonra? Burada bir soru sorayım. Yani hangi 99 hangisi? Hangisi fonksiyonun içinde yazıldı? Hangisi fonksiyonun dışına değer olarak gelen değer? Üstteki integer değeri, alttaki ise print değeri. Eee... Tam olarak değil. Başka arkadaşlar var mı? Bakalım kimler var. Hocam sıra mantığı çalışıyor. İlk yazılan ilk çıkan, son yazılan son çıkan. Yani e, ne demek oluyor? Yani soruyu tekrar edeyim. Sen de ona göre cevap ver. Diyorum ki, şurada iki tane 99 görüyoruz. Bu iki tane 99'dan hangisi fonksiyonun içindeyken yazıldı? Yani şurada, aşağıda fonksiyonun içindeyken yazıldı şöyle göstereyim. Hangisi bu print neticesinde oluştu? Hangisi buradaki print neticesinde oluştu? Yukarıdaki. Ee, merhaba Ali'den sonraki gelen ikinci sıradaki 94'in toplam değeri yazdığımız satırda çalıştık. Çünkü orada fonksiyonu çalıştık. Fonksiyonun kendi içinde print var. Öncelikle o çalışıyor. İkinci tarafta print toplam değeri yazdığımızda da print diyor. Ee, yani şuradan baktığımızda aslında şey mi olmuş oluyor? Şu anki yazım şekliyle yukarı satırda olan ilk yazılan mı yoksa aşağı satırda olan mı ilk yazılan? Yukarı tarafta yazılan ilk yazılan değil mi hocam? Aşağı satırdaki çünkü alt programa dalgalı değil mi? Güzel yani aslında cevap şey ikinci arkadaş söyleyen arkadaşınki doğru. Yani önce bu yazıldı şu şimdi bunu ispatlayacağız göstereceğim size. Niye? Çünkü biz ona dedik ki bu işlemi yapmaya başla. Geldi bu işlemi yapmaya başladı. Önce bir tane toplam değeri buldu. Sonra o toplam değeri toplam olarak konsola yazdırdı. Sonra o bulduğu toplamı aynı zamanda return anahtar kelimesini kullanarak fonksiyonun dışına ihraç etti. Sonra ihraç ettiği zaman daha yeni yeni burası oluşmuş oldu. Yani şu yukarısı daha yeni yeni oluşmuş oldu. Sonrasında gelip burada print'i aşağı yazdırmış olduk. Şimdi bunu ispatlayalım. Nasıl ispatlayacağız? Ben, Efendim? O şekilde söyleyelim de tam olarak anlayamadım. Bunu hani dediğiniz gibi şu anda mesela oraya bir print yazarız. Yazdığımızda fonksiyonun içi çalıştığında orası belli olur zaten. Aynen öyle. Şimdi hangisinin hangisi olduğunu göstermiş olalım. toplam yazdığınız yerin yan tarafına devam edip başka bir şey Başka bir print de yazmak ee, yapabiliriz. Yani şöyle deyip şunu mu kastediyorsunuz? Toplam deyip buraya başka bir şey. Aha, bunu niye yapmadığımızı güzel bir şey söyledin. Şimdi geleceğiz. Şu an altta çıkan bu uyarı ne demek? Onu beraber görelim. Önce bunu bir yazdıralım. Şimdi bakın oluşan toplam değeri dışarıya göndermeden önce konsola yazdıralım. Yani önce bunu yazdırdı. Bakın satır olarak daha aşağıda olduğu halde. Sonra işlem neticesinde elde edilen değeri konsola yazdıralım. Çünkü şu satır bitmeden derleyici bakın bu satır bitmeden şu satıra geçemez. Bu satırı bitirebilmesi için de öncelikle bu fonksiyonun içindeki işlemleri bitirmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunları bitirip Ondan sonra gelip tekrardan buradan devam ediyor. Başka bir print daha yazdırıyor. Şimdi burada Şimdi, Hı -hı. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Void'in e, olduğu yerdeki yer aslında bizim e, CD2 main'den farklı değil değil mi? Aynı şey. Aynen. Yani altta yazdığımız kod parçacıkları call return mantığıyla çalışıyor. Hı hı. Ee, şöyle C'den ufak bir fark eğer C ile alakalı şey olarak soruyorsan C'de satır satır okuma olduğu için C'de aşağıda bir fonksiyonu tanımlayamıyorsun. Yani bu fonksiyonların dışarıda ol, yukarıda olması şart. Hı hı. Şu, şöyle. mesela e, SMB'de çalıştığım e, yani SMB programı Orada çalıştığımda Calvitor çalıştım. Basic çalıştığım zaman da Calvitor çalıştım. E, oraya daha yatkınım ama Şimdi bu mantığı anlayamamıştım. Hep karıştırıyorum. Yani Hı. sizin void kısmında yazdığınız parametreleri, yani void main içerisinde yazdığınız şey, aslında ana bir program var. Altta yazdığınız fonksiyonlar, tanıdığınız fonksiyonların tamamı, satır satır o fonksiyonların tamamlayıp daha sonra alt satıra geçerek devam ediyor. Doğru mu? Aynen öyle. Rica, ederim. rica ederim. Ee, dediğim gibi o yüzden de biz önce bunu gördük. Ekranda şey pardon önce bunu gördük alttakini Sonra da yukarıdakini gördük. Çünkü bu satırdaki iş bitmeden aşağıdaki işe geçemiyor. Şimdi e, neyi söyledik? Burada dedik ki biz burada niye topla deyip yukarıdaki şu yazıyı buraya yapıştırmadık. Şöyle bunu niye yapmadık? Çünkü bu toplama işlemi şu operatör ne yapıyor? Eğer iki tane integer'ı topluyorsa, iki tane integer'ı topluyorsa alıp bunları matematiksel anlamda topluyor. Eğer bu iki tane string için kullanılıyorsa yani bu operatörün sağ ve solu ikisi de string ise o zaman bir birleştirme işlemi yapıyor. Başka bir işlemden bahsediyoruz. Ama burada bu operatörün solu integer, bakın solu integer, sağ ise string. O yüzden operatör diyor ki ben bunu yapamam. Şöyle diyor ki ben bunu yapamam. Çünkü ben burada senden beklediğim şey yani sen print'te eğer bu tarafa string yazdıysan mutlaka bu tarafta string olmak zorunda. Bakın demiyor bu tarafta integer olsun. Diyor ki mutlaka bu tarafta string olmak zorunda. Ee, o zaman ne yapabiliriz? Şu arkadaşın, yani bu integer'ı bize string'e çeviren metot var içinde. Dün bahsetmiştim. İçinde işlemler yapabiliyoruz. Mesela string'in uzunluğunu bulabildiğimiz gibi integer'ın da e, string tipinde yazılış şeklini Alabiliyoruz. Şöyle tıkladığınızda toString diye bunun bir metodu var. Yani bir fonksiyon çağırıyorsunuz. Sonunda parantez olduğu için biliyoruz ki bu bir fonksiyon. Ne yapıyor? Verdiğiniz e, integer'ı size string'e çevirip veriyor. Dolayısıyla artık toplayabiliyorsunuz. Yani bu şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle yapalım. Şu an gördüğünüz gibi e, 99 işlemi. Yani 99 işlem neticesinde elde edilen değeri konsola yazdıralım oldu. Bunu da böyle burada bırakayım. Tabi e, burada farklı bir olay daha var. Stringler içinde başka bir tipteki bir değeri stringle birleştirmek istiyorsanız burada bir operatörümüz daha var. Bir operatör daha var. Ona da e, nerede değineyim? Daha doğrusu stringle stringin içine herhangi bir şey. Yani illa stringle ile integer'ı toplamak zorunda değilsiniz. Aynı zamanda mesela bu ismi, bu toplama işle, işlemi dışında birleştirme işlemi için başka bir operatörümüz daha var. Tırnak içinde direkt kullanabileceğimiz. Şöyle dolar diyorsunuz. Dolardan sonra değişkenin ismini yazdığınızda aslında bu biraz önceki işlemden farksız. Ama ilk derslerde bundan bahsetmeme sebebim hani biraz daha karışık gelmesin diye. Biraz daha karışık gelmesin diye. Burada bunu da kullanabilirsiniz. Dolayısıyla aynı şekilde yukarıyı da öyle yapabilirdiniz. Bunu ben stringe çevirmeyeyim burada. Yani toplama işaretini kullanmayayım. Burada direkt bunu alayım. Bunun içine başına dolar koyayım ve şu şekilde yazdırayım. Bu da mümkündür. Ve daha kısadır. Genelde de bu şekilde string birleştirme işlemi yaparsınız. Toplama işlemiyle string birleştirme işini çok fazla kullanmazsınız. Bu şekilde kullanırsınız. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi Herhangi bir farkı yok. Merhaba Ali. Yine merhaba Ali. 99 işlem neticesinde elde edilen değeri konsola yazdıralım. Yine aynı şey. Bir farkı yok. Bir tanesini öyle bırakacağım. Yani bir tane böyle kalsın. Bir tane de diğer şekil kalsın. Hatta şöyle olsun. Ya da şöyle kalabilir. Hiç oynamayayım. Yani değiştirebilirsiniz demek istediğim o. Şimdi neyi halletmiş olduk? Dönüş değeri olan ve dönüş değeri olmayan fonksiyonları görmüş olduk. Ve başına bir şey yazmadığınız zaman aslında bir fonksiyonun başına bir şey yazmadığınız zaman varsayılan olarak o bir void'tir. Yani bunların başındaki void'leri silebilirsiniz. Bunlar void'tir. Ama yazarken void olarak yazın. Şöyle yazarken bu şekilde yazın. Ee, bir değişken tanımlarken veya bir fonksiyon tanımlarken onların tipini belirtmeyi unutmayın değişkenin tipini yazdığınızda direkt değişkenin tipidir. Fonksiyonun başına tipi yazdığınız zaman onun dönüş değerinin tipidir. Ya buradaki gibi dönüş değerinin tipidir. Yani bunun dönüş değer tipi integer demiş oluyorsunuz en başına integer yazarak. int yazarak. Bunu mesela string'in içine alırsanız sizi direkt uyaracak. Diyecek ki sen bana dedin ki ben sana bir integer vereceğim ama sen burada bana return string diyorsun. Böyle olmaz. Ben bunu kabul etmem diyor ancak sen bana integer döndürebilirsin diyor. return kelimesinden sonra ancak bir integer'dan bahsedebilirsin. Bu toplam da zaten bir integer. Onu şurada tanımlamıştık. Bu da zaten bir integer. Şimdi dolayısıyla bu olayda dönüş değeri olan ve dönüş değeri olmayan fonksiyonlar mevzusu da tamamlanmış oldu. Geldik biraz da aslında değer atama işlemini de halletmiş olduk. Burası da tamamdır. Adım adım ilerliyoruz. Çok bir şeyimiz kalmadı. Dikkat ederseniz. Ee, şimdi. Mesela burada e, erişim operatöründen biraz bahsettik. Bu arkadaş noktaydı. Nokta sayesinde erişiyorduk. Dolayısıyla bu erişim operatörü nokta. Bunu da geçiyorum. Kombine operatörler var. Biraz ona değineceğim. Karmaşık veri tiplerini de sınıflardan sonra ancak anlaşılabileceği için sınıflardan sonra değineceğim. Ama kombine operatöre değinelim. Şimdi. Ee, örnek olsun diye değiniyorum. Aslında şu anki gidiş akış sıralamamızda değinmemize gerek yok. Ee, şöyle Fl dartta gelelim. Dart.dev Geldik. Bu arada sözümü bölüp direkt soru sorabilirsiniz. Ben daha önceki derslerde söyledim ama yeni gelen arkadaşlar için söyleyeyim. Sormak istediğiniz bir şey olunca direkt sözümü bölüp araya girin. Ee, sağ tarafta operatörler var. Diğer operatör çeşitlerini buradan devam edin. Burada aritmetik operatörler var. Özellikle kombine operatöre değin, şey, erişim operatörüne pardon. Yani şu erişim operatörü başlığı, şu operatör. Aslında burada yok. Şu başlıkta yok. Okusanız muhtemelen görmeyeceksiniz. Belki deneyebilirsiniz. Belki vardır ama ben birkaç sefer okudum bunu. Yani siz de en az birkaç sefer okuyun burayı. Ee, yok o yüzden ben bilerek onu buraya ekledim erişim operatörü yani nokta ne yapıyor bir değişkenin veya bir tipin detaylarına erişmenizi sağlıyor nokta birçok yazılım dilinde kullanılan bir olay ee, şu an nesneleri işlemediğimiz için henüz klasları işlemediğimiz için hani ee, klasların işte properlerine ya da klasların metoduna erişiyorsunuz demek istemiyorum şu anda deme sebebim de kafanızda soru işareti oluşturmak. Ee, gelelim kombine operatör arkadaşımıza. Kombine operatör arkadaş aslında bir nevi şöyle bir şey. Ee, iki operatörün yaptığı işi yapan iki tane operatör. Yine iki tane operatör. Ama daha küçük oluyor. Nasıl? Şöyle. Mesela diyelim ki bu toplam dediniz ya. Toplama işlemi yap dediniz. Ve bu toplamı... E, toplamın üzerine daha doğrusu şöyle yapalım. Ne diyelim? 2 ile çarp diye bir tane fonksiyonumuz olsun. Dönüş değeri int. iki ee, 2 ile çarp. 2 ile çarp. Şimdi bu 2 ile çarp dediği şey bir tane değer alacak değil mi? Bir tane integer istiyor benden. O da değer. Buna değer diyelim. Ya yani bir tane değer göndereceğim. O da bana dönüş olarak onu 2 ile çarpmış bir şekilde gönderecek. Şimdi aslında 2 ile çarpmak şu anlama geliyor mu? Return değer artı değer. Aslında bu anlama geliyor değil mi? 2 ile çarpmak bu anlama geliyor. Şimdi bunu çok sık kullanacaksınız. O yüzden değiniyorum. Yani öyle. Şimdi şunu söyleyebilirsiniz videoyu izlerken. Ya ben niye değerle değeri birbirine toplayayım ki? Zaten ben bunu 2 ile çarpsam. Şöyle 2 ile çarpsam. Daha kolay olacak. Nerede 2 ile çarpma? Şöyle. 2 ile çarpsam daha kolay olacak şeklinde düşünmeyin. Ee, bir sürü başka operatörde işlemde yapıyor olabilirsiniz. Veya şöyle diyelim. Şuna 2 ile çarp demeyelim. Ee, ne diyelim? 20 ekle diyelim. 20. Ekle. 20 ekle. Şöyle siliyorum. Ya yani bu değere 20 ekleyeceğiz. Değer artı ne olmuş oldu? 20. Bunu return ettiniz. Yani şöyle diyebilirsiniz. Toplam. Toplam e ee, eşittir pardon bir tane integer diyelim integer toplam eşittir e, değer artı 20 değer artı 20 sonra diyelim ki e, bu toplama tekrardan bir işlem yapalım şöyle 10 diyelim hatta şöyle yani biraz olayı anlatmak için karmaşıklaştırıyorum. Toplam eşittir değer artı 10 dedik. Şimdi buna bir tane daha 10 ekleyeceğiz ya. Buna bir tane daha 10 eklememiz lazım. Şöyle yapabiliriz. Yeni toplam eşittir. Önceki toplam artı 10. Önceki toplam artı 10. Böyle bir işlem yapabiliriz. Sonra da dönüşe direkt toplamı gönderelim. Dönüşe toplamı gönderelim. Böylece 20 eklemiş olacak mıyız? Deneyelim. İnt ee, int diyelim. 20 eklenmiş hali. 20 eklenmiş bir int ya da sayı. 20 eklenmiş sayı. Eşittir. 20 ekle. 20 ekle. Şimdi böyle bir fonksiyon. Kaça 20 eklesin? 15'e. 15'e 20 ekleyip bize versin. Biz de alıp onu print diyelim. 20 R'yi unutmuşum burada. 20 ekle. Diyorum ki print 20 eklenmiş sayıyı yazdır. Print 20 eklenmiş sayı. Şimdi bunu şöyle bir yazdıralım. Ee, konsolda 35 görüyorsunuz. Şimdi bu operatör yani şu işlem şurası kombine operatörle daha kestirme halledilebiliyor. Yani şunu aradaki toplamı çıkarıp aradaki toplamı çıkarıp şunu söyleyebiliyorsunuz. Ben artı eşittir. Sadece yerini değiştirerek artı eşittir dediğinizde aslında toplama bir tane toplam ekle üstüne bir tane de 10 ekle demek. Şimdi çalıştırıyorum. Sonuç aynı. Hocam bir sorum olacak. Böyle bir şey değil. Yok yok. Hiç özür dilemenize gerek yok. Direkt yani, sorun. Bizim hani itecik yazıyoruz ya oraya. Konsol olarak yapabiliyor muyuz onları? Şimdi geleceğim. Aslında şu an çok şey değil orası. Ee, ne diyelim bir dakika. Şunu yazayım ondan sonra soruna tekrar sorunu sor eee kombine operatör şunu şöyle yoruma alayım bu olmasın. Bunun kombine hali artı eşittir. Dolayısıyla ne olmuş olacak? Toplam. Toplam dediğimiz şey şöyle yukarıya alalım. Toplam dediğimiz şey artı eşittir 10 veya 20 fark etmez. 10. Bu şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi sen şeyi sordun değil mi? Buraya const yazıp yazmamayı mı? Evet, hani inti sadece const yazsak. Int'i tamamen çıkarıp const yazsak. Bu şeyde mümkün değil. Dart'ta şu şekliyle mümkün değil. Çünkü const bir veri tipi değil. Const bir veri tipi değil. Aynı şekilde sen muhtemelen belki JavaScript çalıştığın için soruyorsun. let de let evet. de bir veri tipi değil. Bu JavaScript'te de bu böyledir. Bu bir veri tipi değil. Bu sadece ee, değiş şurada tanımladığınız integer'ın bir sıfatıdır. Nasıl bir sıfatı? Mesela JavaScript'te siz diyorsunuz ki ben bunu tanımlıyorum, sonradan değiştirebilirim. Ama const yazıyorum mesela ben bunu tanımlıyorum. Bak bu integer öyle bir integer ki sen bunu sonradan değiştiremeyeceksin. Bir defa çalışacak. Yani bu bir veri tipi değil. Sırası gelince tekrar değineceğim. Şu an senin değinmenle şu an izleyen arkadaşların da kafasında bir soru işareti oluşsun diye bu şekilde girdim. Bazen böyle veri tiplerinin önünde başka kelimeler de göreceksiniz. O kelimeler şurada veri tipleri sınıfında yani şuradaki veri tiplerinde gördüğünüz şeyler dışındakiler veri tipi değiller. Bir değişkenin önünde iki tane kelime varsa, bakın iki tane kelime varsa mutlaka ve mutlaka ilk ki veri tipi değil değişkenin ismine en yakın olan veri tipidir. Değişkenin ismine en yakın olan veri tipidir. Bu onun sıfatı falandır. Başka bir şeydir falan filan. Ama kesinlikle bu bir veri tipi değildir. Alt üstü bir sıfat. Rica ederim. Güzel bir soruydu. Değişmez, konstantlar değişmez ve sabitler olduğuna göre yani onu bir daha değiştirmemek üzere işlem yapmak pek mümkün gözükmüyor. Konstantlar ilk önce sabit değer verirsiniz. O hep o sabit. Mesela pi 3.14 verirsiniz. Onu değişmeden kullanırsınız. Toplayı çıkartamazsınız. Ama burada toplama değeri falan yapmaya çalışıyorsunuz. Artı 10. Mesela e, konstant int toplama eşittir değer artı 10 dediğinizde bu işlem çalışır mı? Yok. Zaten o yüzden uyarı veriyor. Bakın. Konst yazdınız ya. Diyorsunuz ki ben bunu bir daha değiştirmeyeceğim. E o diyor ki bunu dediğiniz için. Bu böyle bir sıfat. Bunu değiştirmeyeceğim dediniz. O da hemen yanında diyor ki sen bana değiştirmeyeceğim dedin. Kalkıyorsun tekrardan değer atıyorsun. Tekrardan değiştiriyorsun constant variable'lar e, direkt bu şekilde değer alamazlar diyor. Bir şekilde de, yani bir sefer değer ataması yaparsın sen const'a. Bir daha değer ataması yapamazsın. Çünkü burası değişken, ne olacağı belli değil. E, ama sen burada diyorsun ki bu değişken değil. Bir defa atıyorum. Dolayısıyla seni uyarıyor. Diyor ki bunu yapamazsın. Ama buraya detaylı geleceğiz. Yani bu const olayı ve final. Hani JavaScript'ten gelen arkadaşlar için const ve let var. Ama burada daha çok const ve final arasında bir şey var. Başına bir şey yazmadığınız her şey JavaScript'teki let'tir. Yani başına bir şey yazmadığınız her şey bu JavaScript'teki let'tir. Bu şekilde aklınızda kalmış olsun. Ee, şimdi gelelim tekrardan buraya bakalım nereye geldik. Kombine operatörden bahsettik. Diğer kombine operatörler nerede? Onlar da burada atama operatörleri altında. Bakın bir tane eşittir var, direkt atama operatörü. Önce çıkar sonra atama yap. Önce böl sonra atama yap. Modunu al atama yap. Kaydır atama yap. İşte üstünü al atama yap gibi. Bu tür şeyleri diğer atama operatörlerini burada görüyorsunuz. Buraya mutlaka çalışın tabi bu arada mutlaka çalışın. Mesela burada başka bir kombine operatör var ama buraya şimdi girmeyeyim. Çünkü bu özellikle null'ları gördüğümüzde daha çok ortaya çıkacak. Şimdilik bu şekilde bunu da atlıyoruz. Kombine operatörün ne olduğunu da görmüş olduk. Bu çok da burada işlemeye değer bir şey değildi ama bir örnek olsun diye. Yani böyle böyle operatörler var. Bilin. İçinde ee, içinde indim. İleride daha detaylı gireceğiz oraya. Şimdi geldik aslında güzel bir yere. Nereye geldik? Klaslara geldik. Çünkü ne demiştik? Karmaşık veri tiplerini ancak klaslarla anlayacağız. Pardon klaslara gelmemişiz ama böyle bir şey olmuş oldu. Ee, Flutter'a geldik. Asıl konu Flutter. Şimdi kurulum ve alternatif online derleyiciler demişiz. Bir bakalım zamanımız kurulum için yeter mi? Bir kurulum yapalım. Saatimiz kaç? Saat 15.47. Kaçta bitirmeyi planlıyoruz? Yarım saat sonra bitirelim desek. Yarım saatte muhtemelen kurulumu gerçekleştirebiliriz. Beraber bir kurulum yapalım. Burası için sormak istediğiniz bir şey yoksa bu online derleyiciyi kapatıyorum. Ondan da önce kodları kaydedelim. Sorularınız varsa alabilirim. Ben şimdi bunları kaydetmeye çalışıyorum. Hocam yukarıda e, bu sildiğiniz kodların olduğu yerde bir tanımlama yapmıştınız. E, Fonksiyonu tanımladığınızda fonksiyonun yan tarafına birinci parametre ve ikinci parametre integer olarak tanımladınız. Hı hı. Toplam e, işlem yap e, bölümünde. Evet tam olarak 32 ve 60 şeyin olduğu yeri soracağım. Hı hı. Bunları daha öncesinde e, biliyorsunuz ki aslında e, bu toplama işlemini yaparken birinci ve ikinci integer değerine şunları, şu sayıları ver, bu rakamları kimliği seçiyorlar Hı hı. Bunları bir girişten takip ettiğimizde işte seçim olduğunda Yani bir değer aldığımız bir nokta olduğunda bunları nasıl vereceğiz? Oraya bir geri dönüş bildirimi olan bir değişken atayarak yapabilir miyiz? E, şunu mu kastediyorsun? Kullanıcının konsola girdiği bir değeri mi almak istiyoruz? Doğru, doğru. O zaman orada bir geri dönüş bildirimi olan bir değişken atayarak yapabilir Burada aslında normal bir değişken kullanmaktan bir farkı yok onun. Onu özellikle Flutter'da çok daha detaylı göreceğiz. Çünkü kullanıcı değer giriyorsa buraya integer girmemiş olabilir. O zaman bunu kontrol edip ondan sonra buraya integer girip girmediğini detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Ama şimdilik bunu varsayıyoruz ki doğru girdi. O yüzden biz direkt elle giriyoruz. Yani bunun aslında teknik olarak çok C'deki veya diğer dillerde yapılandan çok bir farkı yok. Çünkü C'de de siz bir integer scanf aldığınız zaman e, önce onun integer olup olmadığından emin olmanız gerekiyor. E, alıp direkt onu çarparsanız aslında kullanıcı bir tane şey de girmiş olabilir. String de girmiş olabilir. O zaman uygulamanız patlıyor. Ya, Aynen. E, şimdi başka sorularınız varsa yine alabilirim. Genelde şey, yeni kusura bakma sözünü böldüm. Ee, yeni başlayan arkadaşlar için e, şimdi siz yeni geldiğiniz için belki bu uyarıyı size tekrar yapmış olayım. Mümkün mertebe hani bu dersin içinde işleyeceğimiz şeyler. Hani siz çünkü diğer yazılım dillerini biliyorsunuz ya bizim bu serinin amacı hiçbir yazılım dili bilmeyenler. Dolayısıyla yine sorun. Biraz önceki JavaScript sorusu güzeldi. Mesela o çok iyiydi. Ee, ne olmuş oluyor? Veya sizin bu sorduğunuz soru da güzeldi. Ama yine de bir hatırlatıcı olarak söylemiş olmak istiyorum bunu. Bu sorular ee, güzel soru işaretleri oluşturuyor şu an dinleyicilerin kafasında. Mümkün mertebe kafalarını karıştırmayacak şeyler soralım ki soru işareti oluştursun ama ileride bunu sadeleştirip temizleyip e, kafalarını berraklaştırmak istiyoruz. Soruyu alabiliriz diğer arkadaşınkine. Hocam biz normalde toplamışsında ilk güncü değerle ikinci, e, değerli, ikinci değerli topluyoruz ya hı hı. bunun return ile e, sadece direkt girilen değeri artı ee, i̇kinci değeri de yazdırırsak daha kısa bir yöntem olur mu? Olur. Yani şurada bir toplam oluşturmayayım. Direkt bunu alıp return'e getireyim buraya. Değil mi? Ş söylemek istediğin şey bu. Ee, pardon şurası. Bu. Peki o zaman burada mesela toplamı yazdırmak istiyorsak yani bu iki tane değişkenle içeride başka işler yapmak istiyorsak veya toplamla mesela şu toplamla içeride başka bir işlem yapmak istiyorsak o zaman şimdiki senaryomuzu düşünelim. Şunu bir to toparlayalım biraz. Senin dediğin şekle getirelim. Dedin ki return'e bunu yaz. Dolayısıyla bunu önceden tekrardan yazdırmak istiyorsak şöyle yapmamız gerekiyor. Şu anda bu tam olarak senin söylediğin şekle geldi. Ee, ama ne olmuş oldu? Fazladan iki defa bunu yazdık. Kodda mümkün mertebe bir şeyi iki defa yazmamaya çalışıyoruz. O yüzden içeride belki bu toplamı başka yerlerde de kullanacağız. Daha sadece burada kullandık. Ama en azından şu anki fonksiyonumuzda iki defa kullandık. O yüzden bunu getirip toplam diye başta bir tane değişkeni atadık. Sonra o toplamı getirip önce print ettik. Sonra aynı toplamı bir daha return ettik. Daha az kelime yazdık. Daha az harf yazdık. Mantığı bu yani. Yoksa çalışma şekli olarak çok bir farkı yok. E, ayrıca şöyle bir farkı var. Bu işlemi, toplama işlemini bir defa burada işlemci yapar. İşlemci bir defa toplama işlemi burada yapar. Bir defa da gelip burada yapmış olur. İki defa toplama işlemi de yaptırmış oluruz işlemciye. Onun yerine işlemciye bir tane toplama işlemi yapıp bir tane atama işlemi yaptırırız. Sonra onu kullanırız artık. Daha ucuza geliyor. Öyle düşünün. Rica ederim. Şeyi bulmaya çalışıyorum. Dosya ismi şöyle alalım bunu. Üçüncü dersin kodlarını kaydediyorum şu anda. O yüzden şeyi durdurmadım, videoyu durdurmadım. Nasıl yapıldığını görün diye. Üçüncü oturumun kodları. Şöyle gelip nerede? Buradan alıyorum, kopyalayıp hepsini getirip buraya yapıştırıyorum ve secret gist değil de gist veya public bir gist oluşturuyorum. Şimdi bunu kaydediyorum. Create diyorum. Yani herhangi bir şey değiştirmedim. Sonundaki dart yazdığınızdan emin olun. Bu bir dart dosyası olduğunu bilsin. Ve oluştur diyorum. Benim için oluşturdu. Şu anda bu kodlar oluştu. Bu koda dart pad'de nasıl erişeceğim? Yukarıdan sadece şu key bölümünü oluşan karma karışık sayıları alıyorum. Sadece burayı kopyalıyorum. Sonra gelip burada Şöyle pad'de şuraya yapıştırıyorum. Bakın, buraya yapıştırıyorum. Artık bunu kullanabilirim. Yani bunu alıp istediğiniz kişiye gönderebilirsiniz artık. Bunu alıp dart pad'de çalıştırabilir. Ee, tamamdır. O zaman bu videoyu durduruyorum. Var mı sorularınız? Sorularınızı alayım önce. Yazdığımız bu kodlarla alakalı sormak istediğiniz şeyler varsa alalım. Yoksa durdurup e, şeye geçelim. Tamamdır, teşekkür ediyorum. Ee, muhtemelen diğer arkadaşların da yok. Videoyu durduruyorum.